Şebnem Bursalı. Libya'da atılan altın imza. 6 artı 1 masanın adayı kim olacak? Millet İttifakı bölünüyor mu? Masada kavganın sonu nereye varacak? Bunun gibi tartışmaları konuşurken sadece Türkiye için değil, bölge ve dünyanın geleceğinde çok önemli tarihi bir adım, hak ettiği kadar ne konuşuldu ne de yansımaları tartışıldı. 3 Ekim tarihinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan oluşan heyet, günübirlik resmi bir ziyaret için Libya'nın başkenti Trablus'taydı. Günün sonunda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Dışişleri Bakanı Necla Manguş'la birlikte ortak basın açıklaması yaparak neler yapıldığını anlattılar. Buna göre hem hidrokarbon hem de diplomatik alanda anlaşmalar imzalandı. Hidrokarbon anlaşmasıyla hem karada hem denizde hem de deniz yetki alanlarında kazan kazan anlayışıyla Türk ve Libyalı firmaların birlikte araştırma, sondaj gibi işbirlikleri yapmaları kararı alındı. Anlaşmanın içeriğiyle ilgili tam detay verilmese de bu anlaşmalarla Türkiye karada ve denizde yeni gaz ve petrol yataklarında hem aramada hem de bulunduktan sonra söz hakkına sahip olacak. Anlaşmayla araştırma ve sondaj gemilerinin kullanımı, gaz ve petrol boru hatlarının geliştirilmesi ve faaliyete geçirilmesinde Türkiye söz sahibi oldu. Bu anlaşma ne anlama geliyor? Hem karada hem denizde yetki sahalarında Türkiye yeni enerji kaynakları üzerinde söz sahibi olacak elbette. Ama zamanlama bu kazanımı Türkiye açısından çok daha avantajlı bir hale getiriyor. Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle dünya genelindeki enerji krizi olduğu ama Türkiye açısından bugün enerji arz güvenliği açısından hiçbir sıkıntı çekmesek de bulunması olası yeni kaynaklarda söz sahibi olacak olmamız zamanlamanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bir hak teslimi yapılacaksa muhakkak emeği geçen pek çok bürokrat, devlet yetkilisi, siyasetçi var ama Başkan Erdoğan'ın engin tecrübesi, kararlılığı, milli çıkarları önceleyen ve taviz vermeyen devlet yönetiminin bir sonucudur bu müthiş kazanım. Akdeniz'i kıyıdaş ülkelerin halkça yararlandığı bir barış denizine dönüştürme hususundaki kararlılığını bir adım daha ileri taşıyarak, Avrupa Birliği'ne Doğu Akdeniz Ortak Konferansı teklifinde bulunan Başkan Erdoğan, Akdeniz'in Afrika'ya açılan kapısı konumundaki Libya ile her alanda ilişkilerin geliştirilmesine ayrı bir önem verdi. İlk adım Berat Albayrak'tan. Ve bir başka hak teslimi de Libya'da Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan'da ve Karadeniz'de bugün eğer kendi gemilerimizle sondaj yapıp petrol ve doğalgaz arayıp çıkarabiliyorsak, kendi gemilerimizi alma noktasında kararlılıkla adım atan dönemin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ı da es geçemeyiz. Böylelikle dünyada ilk kez bir devletin kendi sondaj ve arama gemisi oldu. Devletlerin özel ya da özerk şirketler ile yaptıkları arama faaliyetlerine doğrudan kendisinin karar verebilip harekete geçebileceği bir organizasyon kabiliyet ve imkanı anlamına geliyor bu durum. Kendi göbeğini kendi kesebilme kabiliyetinin geldiği nokta bugünkü kazanımlarla vücut buldu. Dünyanın gözü neden Libya'da? Libya sıradan bir ülke değil. Coğrafi konum açısından Akdeniz'in Afrika'ya açılan kapısı, hem de zengin enerji kaynaklarına sahip olması açısından dünyanın gözünün üzerinde olmasına sebep. 2011'de Kaddafi'nin devrilmesinin ardından iç savaşa sürüklenen Libya, Birleşmiş Milletler'in de tanıdığı Trablus merkezli ulusal birlik hükümetiyle ülkenin doğusunda darbeci Hafter komutanlığındaki Libya Ulusal Ordusu desteğiyle kontrolü elinde bulunduran Tobruk merkezli hükümet arasında bölünmüş durumda. Doğudaki hükümet Fransa, Rusya, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenirken, İtalya, Türkiye ve Katar Trablus'taki Birleşmiş Milletler'in de tanıdığı resmi ulusal birlik hükümetine destek veriyor. Deniz Baykal bu hamleyi gördü. CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ne işimiz var Libya'da" cümlesiyle karşı durması, tıpkı Suriye sınırımızda kurulmak istenilen terör devletine karşı sınır ötesi operasyonlarımıza da karşı çıkıp "Ne işimiz var Suriye'de" sözünü hatırlatıyordu. Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında ABD ambargosunun Libya tarafından delinmesinde önemli rol oynayan dönemin Maliye Bakanı Baykal, bugün hidrokarbon alanında imzalanan anlaşmaların öneminin altını çizerken emeği geçen herkesi kutladığını söylemeyi de ihmal etmedi. Baykal, "Libya ile yapılan askeri anlaşmamız çok önemli. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Türkiye'nin Akdeniz'deki yeraltı kaynaklarına ulaşma yolunun açılmış olması çok büyük değerlidir. Birleşmiş Milletler'in Libya'daki desteklediğimiz hükümeti meşru görmesi de çok önemli." Kılıçdaroğlu ile Türkiye düşmanlarının söylem birliği.
Libya'da gelişmelerin analizini yaparken CHP lideri Kılıçdaroğlu'yla aynı üslubu ve yaklaşımı gösterenlerin Libya'da ve Akdeniz'de pay sahibi olmak için yarışan ve Türkiye'yi devre dışı bırakmak isteyen Mısır, İtalya, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi olduğunu da söylemeden geçmek olmazdı. Türkiye'nin Libya ile imzaladığı anlaşmaların çelik gibi sağlam ifadeleriyle hem hakkını veren ama bir yandan da bu anlaşmalarla hiçbir uluslararası hukuka ve anlaşmaya dayanmayan hak gaspları ellerinden alındığı için kızgınlıklarını da saklayamayan bu ülkelerin kendi basınlarındaki yorum ve yansımaları çok dikkat çekiciydi. Türkiye karşıtı yorumlarla Kılıçdaroğlu açıklamaları arasındaki söylem birliği ise gerçekten manidar. Şebnem Bursalı. Rahim Er. Türkiye Yüzyılı. 2023 Büyük Türkiye, şafağı, salgın hastalığa, her türlü saldırıya, savaş ve teröre rağmen sökmek üzeredir. 2023 geçen yitik asır 20. yüzyılla hesaplaşmada son noktayı koymadır. Önümüzde 2053 İstanbul'u ve 2071 Cihan Devleti Türkiye Kızıl Elması var. 2053 İslam aleminin değişmez payitahtının 6 asır sonra şaha kalkacağı tarihtir. 2071 ise Türkiye'nin yerküreye haşmet, huzur ve adalet mührünü basarak 6 asır sonra yeniden cihan devleti olmasıdır. Bunlar terennüm edilmese, dile gelmese de nesillerin çağlar boyu sayıkladığı rüyalardı. Zara müftüsü Hüseyin Raci Efendi'nin 1293 Türk-Rus harbi neticesinde Rumeli'ni kaybederek yarım beden kalma faciası üzerine söylediği ''Azizi vaktidik, ada zelil kıldı bizi, zamanın efendisiydik.'' Moskov bizi perişan etti sözü, şu dediklerimizin çok hazin ve efradını cami bir dertlenişidir. Büyük devlettik, mazlumların sığınağıydık. Arz küreye adaletle hükmediyor, nizam-ı alemi biz koruyorduk. Kılıç, terazi ve itibar İstanbul'daydı. 12 Eylül 1683'te Viyana'da yere kapaklanmamızla talih ve tarih aleyhimize döndü. Sanki bir dağdan aşağı doğru kayıyorduk. Viyana bozgunu, Dumlupınar Meydan Muharebesi arasında yaşanan bu ölümcül kayış 30 Ağustos 1922'ye kadar devam etti. Takvimi şöylece tanzim edebiliriz. 1923-1950 sosyal kargaşa ve durum muhakemesidir. 1950-1960 güven tazeleme, 1980-1990 ufukları takip ve düştüğümüz yerden doğrulma hamlesi, 2002-2023 Büyük Türkiye, 2053 ve 2071 Cihan Devleti Türkiye'nin sözlerini yazdığımız, telaffuz edildiği yıllar. 14 Mayıs 1950'de başvekil olan Adnan Menderes iktidarı bir şehirleşme hareketidir. 6 Kasım 1983'te başbakan olan Turgut Özal iktidarı, sanayi inkılabını yakalayamayan önceki dönemlerin imparatorluğu kaybetme keyfiyetini dijital hamleyle telafi başlangıcı. 3 Kasım 2002 ile gelen Recep Tayyip Erdoğan dönemindeki duruşumuzsa ayaklarımız üstüne doğrulmamızdır. Viyana eteklerinde attan düşüp kapaklanmamızdan 5 küsur asır sonra İHA'larla mavi gökleri, gemilerimizle mavi suları fethediyorduk. 21. asır Türk asrı olacaktır haberi Turgut Özal'ındır. O gün için hayalleri ve ufukları zorlayan bu cesur sözü başbakanken dile getirmişti. Sözünü Adriyatik'ten Çin Seddi'ne diyerek bir coğrafi zemine de yayıyordu. Bugün kurulan fakat büyük bir canlılıkla harekete geçmesini beklediğimiz Türk Devletleri Teşkilatı'nın ilk fikir harcını temele koyan merhum Özal'dır. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kuşağı bir Türk mavisidir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünlerde bir kere daha dile getirip bir muştu gibi tebşir ettiği 21. yüzyıl Türkiye yüzyılı olacaktır sözü ise mavi şeridin yanına Endonezya'dan Fas'a uzanan yeşil kuşağı sermektedir. Ankara Kızıl Elma aşkıyla ecdadında olduğu gibi yeşil ve mavinin kardeşliğini tesis etme peşindedir. Bunlar bazıları için hayal olarak görülebilir. Ancak unutmamalı ki Türkiye, İHA SİHA insansız savaş uçağı ve denizaltı günlerine, sulama motoru ve montaj traktör günlerinden geldi. İlk montaj traktörümüz Aydın'da Menderes Müzesi'nde teşhirdedir. O günlerde bugünlere dair edilecek sözler de hayal olarak görülürdü. Çünkü 1839'da Tanzimat'tan başlayarak sürekli bir psikolojik yıkım bombardımanı yaşanıyordu. Azmin, kararlılığın, gayretin elinden bir şey kurtulamaz. Sonuçta her şey gelip insana dayanmakta. İslam ahlakıyla ahlaklanmış ve milli şuurla derinleşmiş, her bakımdan sağlam, gaye ve dava sahibi çelik iradeli nesiller yetiştirebilirsek, 21. yüzyılı Türk yüzyılı veya Türkiye yüzyılı olur. 2053'ü idrak eder ve 2071'i fethedebiliriz. Yeter ki bu gençliğin besleneceği yerli ve köklü bir eğitim ve irfan zenginliği marifimize hakim kılınsın.
Aşkı, rüyası ve hasreti, devleti ebed müddet olan ecdat yolundaki soylu bir neslin önünde hiçbir kuvvet ve zorbalık duramaz. O kahraman nesil 21. asrı Türk asrı, Türkiye yüzyılı Türk çağı yapar. Raci Efendi ve daha nice mübarek geçmişimizin ruhları şad olur. Şuurla yetişmiş bu nesil, Abdurrahim Karakoç'un mısralarıyla kör dünyanın göbeğine hak yol İslam yazacağız diye haykırır. Diğerlerini değil ama 2023 Büyük Türkiye, 2071 Cihan Devleti Türkiye, OMT Osmanlı Milletler Topluluğu, marka insan, marka şirket, marka şehir, büyük ve kudretli Türkiye görüş, tez ve tekliflerini yarın araştırmacıların da tespit edecekleri gibi zamanın derinliklerinden bu yana ilk defa biz, Türkiye gazetesindeki sütunumuzda dile getirdik, yazdık ve ekranlarda konuştuk. Bu hatırlatmayı şu cümleyi kurma zaruretiyle yaptık. Sözümüzü 2071 Cihan Devleti Türkiye adlı yazımızın son cümlesiyle bitiriyoruz. Deden yaptı, sen de yaparsın. Rahim Er.